radyo tiyatrosu. Araba tutkusunun sonu. Yazan Nurettin İyici, yöneten Uğur Tan Atakan, efektör Erhan Mesudoğlu. Oynayan sanatçılar Meltem Oya Küçümen, Cenk Osman Görgen. Tamam karıcığım, geliyorum. Ağzına layık bir dolma yaptım ki sorma, tadından parmaklarını yiyeceksin. Ah, teşekkür ederim, sağ ol. Ah, hadi ama yine niye daldın? Hiçbir şeye dalmadım. Arkana sakladığın dergiyi çıkartır mısın lütfen? Dergi mi? Ne dergisi? Hani nerede? Hadi hadi, bırak numarayı da çıkar şunu. Yoksa gelir kendim çıkarırım ha. Ah, böyle konuşma güzelim, beni korkutuyorsun. Sen de korkacak göz var mı? Sözü değiştirme de dergiyi görelim bakalım. Desene kurtuluş yok. İyi bildin. Buyur. 32 sayfalık nefis baskılı bir dergi. Dolma sözünü işitmene karşın kılını bile kıpırdatmamandan anlamalıydım. Demek elinde bir araba dergisi vardı. Şimdi de bunlara mı para vermeye başladın? Para verdiğimi de kim söyledi? Sokakta mı dağıtıyorlar canım? Hayır, dağıtan falan da yok. Gazete bayi olan bir arkadaşım vardı. O hediye etti. İnanayım mı? Ayıp ediyorsun bir tanem. Ben sana hiç yalan söyler miyim? Aa, hiç söylemezsin. Öyleyse? Bu fotoğraflara bakıp bakıp yeni otomobil düşlerine doğru yol alacaksın, değil mi? Emin ol, bu tutkuma bir türlü engel olamıyorum. Ben neden korkuyorum biliyor musun? Neden? Yakında çevrede araba kolik Cenk diye tanınmandan. Fark etmez, benim için hiç sorun değil. Sen onu boş ver de bu dergiyi ne yapacağımı öğrenmek ister misin? Pek meraklısı değilim ama söyle de rahatla bakalım. Sayfalarını tek tek kopartıp tüm fotoğrafları yatak odasının duvarlarına yapıştıracağım. Sırt üstü uzandığımda şu, yüzü koyun yattığımda da bu araba gözlerimin önüne gelecek. Sağa döndüğümde gök mavisi, sola döndüğümde de fıstık yeşili arabayla karşı karşıya geleceğim. Ah, bir de her gece rüyamda araba görseydim ne iyi olurdu. Oysa sürekli seni görüyorum. Evliliğin üstünden 7-8 yıl geçince insan rüyasında karısının yerine araba görmeyi tercih ediyor demek. Şaka yaptım canım, alınayım deme sakın. Alınır mıyım hiç? Sen bu gidişle beni de araba gibi görmeye başlarsın ya. Hadi hayırlısı. O kadar olacak canım. Her yanım araba dolu. Ben onlardan kaçtıkça sanki onlar üstüme geliyor. Dostum Cenk, şunlara kafayı fazla takma diyorum. Diyorum ama olmuyor. Her taraf araba kaynıyor. Vızır vızır sağımdan solumdan geçiyorlar. Görmemek için gözlerimi kapasam iki adım atmadan bir direğin tepesine çıkarım. Ay, söyler misin karıcığım, ne yapayım? Bu konuda sana nasıl yardımcı olacağımı bilemiyorum. Sonra her şey bana karşı. Elime bir bulmaca alıp araba sevdasını unutayım diyorum. Soldan sağa ikinci sorunun karşılığı araba çıkıyor. Ya sabır çek Cenk'ciğim, ya sabır. Çeke çeke o da tükendi. Daha sayayım mı? Müdür de ikide bir arabasından söz edip duruyor. Boyatalı iki gün bile olmadığı halde yeniden boyatmaktan dem vuruyor. Ne zaman ağzını açsa arabamın şurasına ne yapsam, camlarına ne takıp yapıştırsam şeklinde konuşuyor. Kaçsan kaçamazsın. Karşındaki müdür. İster istemez dinliyorum tabii. Bir psikoloğa gitsen sana yardımcı olmaz mı acaba? Yararı değil zararı olur. Niye? Niyesi var mı? Zavallı psikolog da benimle uğraşa uğraşa sonunda bir araba kolik olur çıkar da ondan. Meltem. Söyle. Piyangodan şöyle esaslı bir para çıksa ne alırız? Çıkınca düşünürüz. Şimdi boş yere kafa yormayalım. Şimdiden düşünüp programı yapmalıyız ki para çıktığında anında uygulamaya geçelim. Tıkır tıkır işlesin. Önce başımızı sokacak bir yer alırız. Şöyle iki oda bir salon olsa yeter.
Sonra da iyiden iyiye yıpranan şu koltuk takımlarını yenileriz. Başka. Şu yollukları da atıp halı alırız. Daha paramız kaldı mı? De ki kaldı. Sen almana devam et. Bunların dışında neler alırdın? Belki bir de yatak odasını yenileriz. Bir de beşi bir yerdeyle birkaç tane bilezik isterim. Daha. Şimdilik bu kadarı yeter. Artan para da bir kenarda durur, gerektiğinde harcarız. Ne olur ne olmaz, dünya hali. Peki sen ne almak isterdin? Bunu tahmin edemiyor musun? Yoksa... Evet, aklına geldiği gibi. Aman, aklıma gelen başıma gelmesin de. Altımızda son model, otomatik, yani fazla uğraştırmayan bir araba olsa kötü mü yani? Alsam, seni istediğin yere götürüp getirsem. Yok, bir de götürdüğün yerde bıraksaydın. O sözün gelişi canım. Her hafta sonu değişik yerleri görsen, temiz hava alsan... İstemiyorum. Ben istiyorum. İyi, çıkmamış ve çıkacağı da şüpheli para yüzünden birbirimize girmeyelim. Ne piyango bileti al, ne de araba mı alalım, yoksa başka bir şey mi diyerek huzurumuzu kaçırmayalım lütfen. Ne yazık ki huzurumuz kaçabilir karıcığım. Niye kaçsın? Almazsın olur biter. Kaçabilir. Çünkü cebimde tam 20 adet piyango bileti var. Şans birisine gülmezse ötekine, ona da gülmezse üçüncü, dördüncü bilete güler elbet. Hava alırsan ben de sana gülerim, haberin ola. O biletlere kaç para verdin kim bilir. Önemli mi Meltemciğim, önemli mi? Para bir çıksın, arabayı alıp sana bütün dünyayı gezdireceğim. Niye çıkmazsa yanarsın. O zaman anlarsın Hanya'yı, Konya'yı. Öyleyse gideyim. Neden olmasın? Buyurun, yolumuz açık olsun. Şaka yaptın be karıcığım. Sen de hemen kırılıveriyorsun. Siz de olsanız kırılmaz mısınız beyefendi? Saatten haberiniz var mı acaba? Saat? Saat 8:10 var. Sakın 5 var olmasa? Olabilir. Biraz içkili olduğumdan iyi göremedim demek ki. Saate sizin gibi tersten bakarsak 8:10 var. Doğru. Ama bizim bildiğimiz böyle bakılır ve 2:20 geçtiği görülür. Yani gece yarısı. Vay canına. Saatler bu kadar çabuk mu geçiyor ya? Ya saatler 10 dakikaya indirildi de ondandır. Şunu baştan söylesene. Ben de diyordum ki... Bu yine geldi yasta... de nasıl can simidi bulmuş, boğulmak üzere biriymişçesine kapıldın değil mi? Hı? Bu saate kadar neredeydin? Kör Rıza'nın meyhanesinde. Hani artık içmiyordun? Yoksa pişman olup yeniden mi başladın? İnan üzüntüden içtim karıcığım. Üzüntün çok büyük olmalı ki bugün evlilik yıl dönümümüz olduğunu bile unuttun. Ay nasıl da unuttum. Ya. Kusura bakma hayatım. Söz. Sarın yana, yani yarın sana esaslı bir hediye getireceğim. Yanlış anladın. Ben hediye falan istemiyorum. Sadece birlikte güzel bir akşam geçirir, evliliğimizi daha düzenli bir hale sokmak için yapmamız gerekenleri konuşurduk diyorum. Ne tatlı konuşuyorsun. Ya sen benim tatlı konuşmamı falan bırak da hadi bakalım. Evlilik yıl dönümümüzü unutturan üzücü olay neymiş onu anlat bakalım. Bana bu fırsatı verdiğin için teşekkürlerimi bir borç bilirim. Bizim Hasan var ya. Hangi Hasan? Şoför Hasan. İş çıkışında onunla karşılaştık. Oturup birer çay içelim dedik. Afiyet olsun. Sağ ol. Oturur oturmaz yeni aldığı arabasını satacağından söz etti. Para bulmak zorunda kalmasaymış satmayacakmış. Vah. Arabanın her yanını da baştan aşağı yenilemiş. O konuştukça konuştu, konuştukça konuştu. Ben ağzına baktım. Sonra? O konuştu. Sonra bir de istediği parayı söyleyince havaya fırladı. Dünyanın parasını istemiş olmalı. Aksine arabayı o kadar ucuza satacaktı ki alabilirdim. Yaşasın! Araba sahibi olacağım diye umutlandım. Bir notere gidip işlemleri yaptırmaktan bile söz ettik. Sonra ne dese beğenirsin? Bana kalırsa hiçbirini beğenmem. Senin araba tutkunu biri olduğunu bildiğimden aklıma esti de sana şaka yaptım Cenk demesin mi? O anda beynimin tası attı.
etme yani, ne yolunu tuttum. Sonra da gelsin şişeler, kalksın kadehler. Ah, gerçekten çok üzgünüm şekerim. Umarım bana hak verirsin. Şimdi ben sana hak veriyorum ama sen de gelecek yılki evlilik yıl dönümümüzün hakkını vereceksin. Söz? Söz! Karıcığım, söz! Onun da hakkını vermezsen ben de senin hakkından gelmesini bilirim. Çaya bak çaya, tavşan kanı. Yüzüne diye söylemiyorum karıcığım. Gerçekten harika çay demliyorsun. Teşekkür ederim. Çayı içince kendime geldim. Artık ayaklarımı şöyle uzatıp yazdığım kısa yazıyı sana okuyabilirim. Ay, dinlemek zorunda mıyım? Değilsin tabii. İstiyorsan kulak verirsin, o kadar. Peki peki, seni dinliyorum. Gözlerin kapalı olarak mı? Ah, gözlerim kapalı ama kulaklarım açık kocacığım. Sen okumana bak. Evet. Yazının başlığı araba tutkum. Dinle. Bir araba sahibi olmak benim için vazgeçilmesi olanaksız bir tutku. Özlem. Sabah uyanır uyanmaz aklıma ilk gelen şey bir araba oluyor. Ta uyanıncaya kadar varsa yoksa çeşit çeşit otomobiller aklımı kurcalayıp duruyor. Yolda bir dolmuşa bindiğimde anında kendimi şoförün yerinde görüyorum. Sanki o arabayı şoför değil de ben yönetiyorum. Pedallar ayaklarımın altındaymışçasına zevk duyuyorum. Senin garip hareketlerini görenler de bu adam ne yapıyor diye merak ediyorlardır. İyi bir de şoförlere şöyle yap, böyle kullan demiyorsun. Birkaç kez kendimi tutamadım zaten. Aa. Birinde şoför bey, gaz pedalına niye az basıyorsunuz, gücünüz mü yok dedim. Adam dikiz aynasından beni süzerek... Evet, gücüm kalmadı. Benden güçlü birisine benziyorsun. Buyurun direksiyona siz geçin. Karşılığını verdi. Adamcağız haklı. Haklı tabii. Sonra birisine de arabayı çok hatalı kullandığı uyarısında bulundum. Şoför önce tatlı tatlı gülümsedi. Ancak uyarıların dozunu fazla kaçırmış olmalıyım ki sonunda dayanamayıp... Beyefendi işte paranız. Lütfen hemen inin. Ben 20 yıldır bir tek kaza yapmadım. Sayenizde yapmak da istemem demesin mi? İzin ver de desin adamcağız. Tabii hemen indin. Bende dolmuştan inecek göz var mı? Sende inecek değil, yola devam edecek göz var. İyi bildin. İnmemek için ne diller döktüm, bir işitseydin. Sanki şoför gelinlik kız, ben de ona görücülüğe gitmiş biriyim. Ben vallahi hiçbir hareketinde kusur gözetmeyeceğim efendim dedikçe şoför nazlandı. Söz veriyorum. Soluk alıp verirken bile fazla ses çıkarmamaya özen göstereceğim dedim. Karşılığını verdi. Neyse, öteki yolcular da hadi şoför bey, kan davası gibi uzatmak gereksiz. Bakın beyefendi de hatasını anladı dediler. Dediler de cilveyi bir kenara bırakıp yola devam etti. Herhalde bir daha ağzını açmadın sen de. Açar mıyım? Çünkü işe giderken ya da iş dönüşünde dolmuş bulmanın sorun olduğu zamanlarda yarı yolda indirilme korkusu içime yer etti artık. Peki şoförlerin yerinde sen olsan ne yapardın? Sadece işime karışanlara birazcık dişlerdim o kadar. Ah, az kalsın unutuyordum Meltem. Sinemaya 2 bilet aldım. Yarım saat kalmış. Cenk, ne iyi yapmışsın. Kaç zamandır değil sinemaya gitmek semtine bile uğramıyordun. Ya hadi yemeğini biraz çabuk ye de gecikmeyelim. Sonra filmin başını kaçırırız da hiçbir şey anlayamayız. Pantolonumu da değiştirdim mi tamamım ben. Ha, kaşıkla çorbanı, kaşıkla. Tamam tamam. Bu arada ben de lacivert kravatımı bulmaya çalışayım. Ha, dolabın sol çekmecesinde olacak. He he. Tabakları gelince kaldırırım. Pembelerimi giyip ayağıma da siyah ayakkabılarımı geçirdim mi ben de hazır sayılırım. Onlar da sana pek yakışıyor hani. Güzele ne yakışmaz demişler değil mi? Aynanın önünden çekiliver de biraz ben de kendime çeki düzen vereyim. Aa, çekilemem. Gel şu aynayı yarı yarıya paylaşalım. Görüntüye baksana Meltem. Vallahi düğünde fotoğraf çektirdiğimiz anı anımsadım. Ya ne düğündü. Neyse hadi bırak sen şimdi bunu da eteğimi tüsüz mü onu söyle bakayım. İdare eder. Öyleyse hazırım. Ha, filmin ismi ne? Harika bir film karıcığım. İsmi de Taksi Şoförü. Ne? Taksi Şoförü mü? Ay, ala ala bu filme mi bilet aldın? Aha.
Desene iki saat boyunca arabalarla haşır neşir olacağız. Zaten araba sözünden bıkmış usanmıştım. Bir de 40 yılda bir gittiğim sinemada araba görmeye dayanamam. Yok canım yok, ben gitmiyorum. Ah, ne yapıyorsun? Evde böyle oturamayacağıma göre üstümdekileri çıkartıyorum. Aslında bu filmi ben 3 kez gördüm ama bir de senin görmeni istiyorum. Beni kalp krizinden öldürmeye niyetlendiysen mesele yok. İstersen gidip bir kez daha seyredebilirsin. Ben oturur televizyon programını izlerim. Bakayım ne varmış. 20.30 haberler, 21 trafik haftası nedeniyle sürücülere öneriler. Olamaz. Sanki televizyon da bana cephe aldı. En iyisi hemen bir uyku hapı içip uyumak. Yoksa keçileri öyle bir kaçıracağım ki. Uf. Kitaplığımız var ama içinde okuyacak tek kitap yok diye yakınıp duruyorsun. Haksız mıyım yani? Okumayı çok seven biri olmama karşın evlendikten sonra okuma oranım çok düştü. Fırsatı doğduğunda elime bir kitap alıp okusam günlerim daha iyi geçecek. Neyse ki Canan Hanım'ın kızının kitaplarından yararlanabiliyorum. Sanırım sana kitap getirsem çok hoşuna gider. Gitmez mi ya? Ancak gidip de polisiye ya da en basitinden aşk romanı alma. Çünkü onlara elimi bile sürmem. Genellikle yerli yazarların kitapları olursa sevinirim. Tabii. İstersen şimdilik şu kitaplarla idare ediver. Aa, elindeki pakette kitap vardı demek. Çok iyi. Tam 10 tane. Birkaç tanesine göz atayım. Bunun adı Araba Bakım ve Onarımı. Bunu kendine almış olmalısın. Bu ne? Arabayla Mutlu Yaşamanın Sırları. Bu da sana. Üçüncüsüne bir bakayım. Otonuzun sorunlarına çözümler. İyi ama bunların tümünü de kendine almışsın. Bunları sen de okuyacaksın karıcığım. Neden dersen açıklayayım. Olanağını bulduğumda bir araba alacağım. Arabada hemen yanı başımda kim oturacak? Tabii ki keklik simalı yarim olan sen. Ben herhangi bir konuda zorluk çektiğimde sen yardımıma koşacaksın. Desene bu yaştan sonra sana muavinlik yapacağım. Aa, muavinliğin yaşı yoktur. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum denir ya. Ben de öğreteceğin her konu, yapacağın her yardım için sana 40 değil 140 yıl köle olacağım karıcığım. 140 yıl dile kolay. Bana baksana. Ceketlerini ne zaman temizlemeye kalksam ceplerinden bir sürü kağıt parçası çıkıyor. Eskiden at isimlerinden oluşan listeler çıkardı. Ama bugünlerde bulduğum kağıtlardaki yazılarda hiçbir şey anlamıyorum. İnan ki anlamamakla fazla bir kaybın olmuyor hayat. Bilmek istiyorum. Örneğin Hasan tire diferansiyel. Halil tire balata. Hüseyin tire cikle. Böyle sürüp gidiyor. Söyler misin kuzum, bunlar nedir? Bu sözcükleri ilk kez mi işitiyorsun? Evet. Daha önce hiç kulağına çalınmadı, öyle mi? Öyle. Bu sana yakışıyor mu? Bunları bilmiyorum diye suçlu mu oldum yani? Hadi hadi söyle de anlayayım bak. Anla da sen de kurtul, ben de kurtulayım. Bunlar arkadaşların arabalarına ilişkin küçük notlar. Diyelim ki Hasan'ın arabasında diferansiyel görevini yerine getirmiyor. Halil'in taksisinin balataları oldukça sağlam. İyi de bunların sana ne yararı olacak? Arkadaşlar arasında söz arabalardan açıldığında sadece dinleyen biri mi olayım istiyorsun? Yoksa arkadaşlarımın araçları hakkında bilgilerle donanmış biri izlenimini vermek daha mı yerinde olur? Nasıl istersen. Ancak şunu da bil, artık bundan sonra ceketlerinin ceplerini falan boşaltmam. Bir kağıt gördüm mü dayanamayıp okuyorum. Ama sanırım üzerinde arabalara ilişkin bilgiler yazılı kağıtları görünce hiç dayanamayacağım. Sürekli böyle dönüp duracak mıyız? Biraz daha dolaşırsak fena olmaz. Ayaklarıma kara sular indi karıcığım. Benimkine akılar inmedi herhalde. Kiralık bir yer bulmak kolay mı? Kolay olduğunu söylemedim hayatım. Altın aramak bu kentte kiralık bir yer aramaktan daha kolay. Haklısın da elimizden dolaşmaktan başka bir şey gelir mi? Ev sahibi ne zaman görse hala bir yer bulamadınız mı? Çocuğun düğün günü yaklaştı deyip duruyor. Belki de bizi evden çıkarıp daha fazla kira verebilecek birisini bulmak için bize numara yapıyordur. Olabilir ama biz çıkmak zorundayız. Doğru. Yani dolaşmaya devam. Evet, yeniden yola koyulalım.
Şu cama bak, şu cama. He? Nerede? Mavi apartmanın ikinci katında. Gördün mü? He? Koskoca bir kağıt yapıştırmışlar. Kağıtta da yanılmıyorsam kiralık yazıyor. Gözlerinin benimkilerden keskin olduğunu biliyorsun değil mi? Koş hanım, koş, kaçırmayalım. Aa, tren mi bu hemen kaçacak? Peşimizden kovalayan yok ya. Yok ama bir de bakmışsın öteki köşeden çıkan bir karı koca bizden evvel kapıya dayanıvermiş. Ay doğru, hadi koşalım. Koş, koş. Koşma hanım, koşma. Boşuna kendini yorma. Niye? Az önce koşturalım diyen sen değil miydin? Yok, başkasıydı. Bendim ama kiralık bir yer bulamadığımızdan koşmamıza gerek kalmadı. Bulamadık mı? Ama orası kiralık değil mi? Bak bak bak. Kağıda koca koca harflerle kiralık yazmışlar. Yazmışlar ama altında da ancak dürbünle görülebilecek büyüklükte değildir yazıyor. Boşuna ümitlendik desene. Ne yazık ki öyle. Doğru dürüst yazsalar da bizim gibi zor durumdaki insanları hayal kırıklığına uğratmasalar. İyi olurdu, iyi olurdu ama neyse, kiralık ev arama kervanı yola koyulsun. Of. Ararım, ararım seni her yerde. Hani bize kiralık bir yer nerede? Bu şekilde yürürsek zaman daha çabuk geçer. Aa, niye gülüyorsun? Şimdi de ben bir yer buldum. Hem de altında ne küçük ne de büyük harflerle değildir notu da yok. Yaşasın, sonunda bir yer bulduk. Adımlarını biraz büyük atsana. Böyle iyi mi? Aa, o kadar da demedim. Neredeyse bacakların ayrılacak. Ayrılırsa ayrılsın. En önemli sorunumuzdan kurtulacağız ya. Ha, o da ne? Hangisi? Sokağın ismi canım. Tam yerinde bir yer bulduk. Arabacılar Sokağı. Ay, üstüme iyilik sağlık. Burada da mı karşıma araba çıktı? Yok Cenk, yok. Bana burayı bedava deyip üste para verseler kiralamam. Ama... Amasını mamasını dinlemem. Hayatım... Sana gelecek bir mektubu düşünüyorum da... Sayın Cenk araba sever. Ha. Arabacı sokak. Hayatım... Ay vallahi doktor doktor dolaşıp sinir hastalığı tedavisi görmeye niyetli değilim. Meltem... Son sözüm şu. Bu ev ne kadar uygun olsa bile sonuç benim için olacak çekilmez bir çile. Aman karıcığım benim, güzelim, bir tanem. Önce dil döktüğüne göre önemli bir olay olduğu kesin. Önemli, pek çok. Anlatılamayacak derecede çok önemli. Bu konunun önemi kitaplara, hatta ansiklopedilere bile sığmaz. Ya. Evet, hadi canikom, kolundaki bilezikleri çıkarıver de ben bir an önce gideyim. Beyefendi, zahmet olmazsa nereye gideceğinizi de söyleseniz. Daha anlamadın mı Meltemciğim? Oldukça ucuza bir araba buldum. Bir koşu gidip bankadaki paramı çektim. Babamdan kalan arsayı da Hüseyin Efendi'ye sattım. Yok pahasına tabii. Can sağlığı olsun. Aa, bilezikler hala kolunda bak. Başımın tacı, gönlümün sultanı, çabuk lütfen. Ah, sözlere bakın, sözlere. Yaşamım boyunca ilk kez işittiğim sözler hep bir araba için. Hayır karıcığım, senin için. İnan ne zamandır aklımdaydı da bir türlü söyleyememiştim. Öyle olsun bakalım. Buyur sana 12 tane bilezik. Gönlüm pek razı değil ama neyse. Sağ ol güzelim. Az sonra karşına dünya tatlısı bir arabayla çıkacağım. Arabam, arabam, canım arabam. Aç kollarını, ben geliyorum. İşte geldim. Hoş geldin. Hoş buldum. Yemeği hazırlayayım mı canım? Şimdi yemeği sırası mı hayatım? Pencere kenarına gel de maviş renkli arabamıza bak. Bak bak. Şuradaki zarafete nasıl hayran olmazsın? Yepyeni, gıcır gıcır. Koltukları da kadife. Harika. Ama yemeğini yesen de. Yemeği dışarıda yiyeceğiz tatlım. Arabaya atladığımız gibi şöyle boğazda bir yerde oturup keyif çattıktan sonra... Bir de emirganda çayımızı içtik mi? Aman Cenk, kaza falan yapma da. Şimdi ayıp ettin işte. Bugüne bugün karşında ilk kez araba sahibi olmasına rağmen... ...cebinde 15 yıldır ehliyeti olan Cenkciğim var. Ama yine de için rahat etsin istiyorsan... ...köşedeki şirkette sigortanı yaptırıp arabaya öyle binebilirsin. Ha ne dersin, ne espri ama değil mi? Bir
biraz daha çaba gösterirsek olacak. Ay, gösterecek çaba kaldıysa tabii. Tam yarım saattir sevgili arabamızı itip duruyoruz. Kötü mü karıcığım? Yediğimiz onca yemeği sindirilmesine çok yardım ediyoruz. Yani oldukça yararlı. Ay, yararı kendini ittirmek olan Meret'in zararının ne olacağını düşünmek bile istemiyorum. Öyleyse düşünme ve it. Ay, ilk gününde yaşamı zehir eden bu araba başımıza kim bilir ne işler açacak. Gülünü seven dikenle katlanır demişler. Bir de şu sorunları olmasa çıkacak sorunlara katlanacağız tabii. Bana kalırsa bu gülün dikeni pek bol. Gül değil de kaynana dili sanki mübarek. Boşuna sinirlenip konuşursak enerjimizi yitireceğiz. Ay, başım dönüyor. Zaten çok az bir yolumuz kaldı. Sahi burası bizim eve ne kadar uzaklıkta? 5 kilometre falan. Yani pek önemli değil. Ay, hiç önemli olur mu canım? 5 kilometre nedir ki? 5000 metre, 500 bin santimetre, 50 milyon... Lütfen Meltemciğim, lütfen. Anladım. Konuşmayıp itiyorum. Ay, yalnız haberin olsun, bu arabada ben de tükenip bitiyorum. Meltem, uyansana. Ay, sabah mı oldu? Hayır, saat gecenin ikisi. Ay, de niye uyanmamı istiyorsun? Başıma neler geldi bir bilsen. Ay, sabah anlatsan, inan çok uykum var. Benim de gözümden uyku akıyor. Başını yastığa koy ve arabalı bir rüya görmek dileğiyle uykuya dal canım. Sen benim başıma neler geldiğini merak etmiyor musun? Ay, nasılsa uykumu kaçırdın. Anlat bakalım derdini. Hani geçen gün 3,5 saat uğraşarak motoru onardım ya. İşte o hayırsız motor yeniden bozuldu. Ve beni tam tamına 2 saat daha uğraştırdı. Vah vah vah. Yes. Dur, daha bitmedi. Saat 12'ye geldiği sırada bu kez de vites geçmemeye başladı. Trafiğin yoğun olduğu bir yerde takıldı ki kaza yapmaktan güç kurtuldu. Geçmiş olsun. Verilmiş sadakan varmış. 1 saate yakında vitesle uğraştın mı? gülünü seven dikenine katlanırmış değil mi? Katlan da görelim bakalım. Ay, arabayı ne yaptın böyle? Birazcık makyaj yaptım. Aman, iyi ki birazcık süslemişsin. Araba gezer bir düğün salonu olup çıkmış. Bu ne ayol? Renk renk ampuller, çiçekler. Nereye oturacağız biz? Bunlara ne gerek vardı? Zevk hanım, zevk. Bu kadarı da fazla ama. Fazla mal göz çıkarmaz demişler ya. Benimki de o hesap işte. Arabayı dükkanın önüne çektim. Ne varsa hepsinden aldım. Sen hele dikiz aynasına bir göz at. Dikiz aynası? O yazı da ne? Kalbime haciz koydun. İcra memuru musun? Bunu nereden buldun? Arayan bulur hayatım. Bu sözlerle sana karşı olan duygularımı dile getiriyorum. Bilmiş olasın. Ay, çok teşekkür ederim canım. Bunlara epey para vermişsindir herhalde. Vereceğiz ki güzel bir ortamda yolculuk yapalım, değil mi? Bu kornalardan biri. Bu da ikincisi. Daha var mı? 3 tane daha var. Onlar da şunlar. Aman Allah'ım. Çaldırmana gerek yok canım. Desene 2-3 arabayı donatacak malzemelerin hepsini bu arabacığa yüklemişsin. Zavallıcık fabrikadan çıktığına çıkacağına bin pişman olmuştur. Senin eline geçeceğini bilseydi belki de intihar etmeyi bile düşünürdü. Yazık yavrum, yazık. Bu ne hal Cenk? Elin alçı içinde, gözünde mosmor. Esmer birisine de mor göz yakışıyor demek ki. Karakoldaki aileye baktım da bayağı hoşuma gitti. Hoşuna gittiyse sorun yok. Karakolda ne işin vardı senin? Küçük bir anlaşmazlık yüzünden adamın biriyle dalaştım. Senin gibi sessiz sakin, dövüş nedir bilmeyen bir kişi dövüşsün ha? Aklım almıyor doğrusu. Kadın yüzünden dövüşmüş olmayasın sakın sen. Onu da nereden çıkardın? Para için falan da değildir. Evet, parayla da ilgisi yok. Niye dövüştün öyleyse? Söyleyince karşıma geçip güleceksin. Belki de sen aptalın birisin diyeceksin, biliyorum. Eski bir araba yüzünden dövüştük. Araba yüzünden mi? Bir
araba uğruna niyazi olup sarılıp sarmalanmış olarak eve geldin demek. Ama haklıyım. Adam kalkmış arabaya 66 model diyor. Ay hangi arabaya? Ne bileyim. Bir sokağın köşesinde duruyordu. Adam 66, ben 67 model diye bir süre söz düellosu yaptık. Sonra da nasıl oldu bilmiyorum birbirimize girmişiz. Ne diyorum biliyor musun? İyi ki anlaşmazlık bir yıl yüzünden çıkmış. Şöyle 10-12 yıllık bir fark olsaydı herhalde ya komaya girerdin ya da eve cenazen gelirdi. Evet, ucuz kurtuldum. Aklımdan adamı sinir edeyim diye 69 model demek filan geçmişti ama çenemi tuttum. Demek ki tutmasaydım ben sizlere ömür. Yaşıyorum. Yaşamak. Hele arabalı bir dünyada yaşamak ne güzel şey. Beklemeye başladı. Hadi hayırlısı. Eve de oldukça uzağız. Bugün çok iş yaptığımdan da yorgunum. Bak, itmek konusunda bana pek güvenme, haberin olsun. Önemli bir şey değildir canım, merak etme. Hele şu boşluğa bir yanaşalım da derdi neymiş bir görelim bakalım. Meltemciğim, tam şuradan tutar mısın? Ay, üstüm yağlanır ama. Bir şey olmaz. Hem yardım etmelisin hayatım. Tek başıma onaramam ki. Şu muydu? He o. Tuttum. Ama çabuk bitir lütfen. Yarım saate kalmaz arızanın nerede olduğunu ortaya çıkarırım. Aa, yarım saatse sorun değil şekerim. Ben sabahları sanmıştım da. Ay, eteğime yağ sürüldü. Canım ne vardı o kadar sokulacak? Pembe üstüne siyah da gitti hani ha. Gittiyse senin pembe gömleğini de sürelim canım. Al bakalım. En sevdiğim etek rezil oldu. Şeytan diyor ki arabayı itekle aşağıya at. Bu rezilliğe de bir son ver. Üzülme, silersin çıkar. Eğer çıkmazsa yenisini alırım. Ben bu araba yüzünden kahırdan öleceğim. Alışılmış bir soru oldu ama canım. Bugün arabanın nerelerini onardığını sorabilir miyim acaba? Sorabilirsin güzelim. Bugünkü onarım listemde bir kapı kolu, silecekler ve karbüratör var. Ucuz atlattım sayılır. Ucuzu buysa. Efendim? Ay yok canım. Paçanı kolay kurtarmana sevindim diyordum hayatım. Bu arada sana bir şey söylemek istiyorum. Ha, dinliyorum. Araba senin için bir tutku. Tamam, bunu kabul ediyorum. Ancak son aylarda tüm zamanını bu arabaya ayırıyorsun. Eskisi gibi bir araya gelip konuşamaz olduk. Kısacası aramıza araba girdi canım. Belki haklısın ama bizim aramıza hiçbir şey giremez. Onun için kendini üzme hayatım. Bu olayı böyle bir öpücükle geçiştiremezsin, haberin olsun. Sanki yaşantımız arabadan önce ve arabadan sonra olmak üzere ikiye ayrıldı. Bana sorarsan ben arabadan önceki dönemimizde geçirdiğim günleri çok özlüyorum canım. Ben de. Tamam, ben sana hak veriyorum. İstersen son 15 günde onardıklarımın listesini göstereyim de birazcık neşelenivereyim. Aa, evet, bir göz atayım. Buyur at. Of 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 of, bu listede arabanın tüm parçaları yazılı. Hmm. Desene sen arabayı baştan aşağı yeniledin. Ama halbuki sen aldığında yepyeniydi araba değil mi canım? Gözünü seveyim, o konuyu açma. Arabayı yeni diye yutturdular. Ben de bu leşe verdiğim paradan daha fazlasını onarım giderlerine yatırdım. Birkaç yere de borç yaptım. Borç mu? Ay çok mu bari? Altından kalkamayacak kadar değil ama hiç altına girmesek daha iyi olurdu gibi geliyor. Aa, üzülme şekerim, borç yiğidin kamçısıdır derler. Ben yiğit sayılamayacağıma göre bu kamçı ölüme götürücü bir darbe de olabilir. Cenk, eskiden arada bir ellerin dolu gelirken bugünlerde her akşam ellerin bir şeylerle gelmeye başladın. Yani acaba nedir bunlar, merak ediyorum. Tanıştırayım hayatım. Bu vites kolu. Ya, memnun oldum. İyice bunaldığım bir anda kuvvet denemesi yaptığımdan elimde kaldı. Bu da kapı kolu. O bir arkadaşımın hışmına uğradı. Şu iki vidanın nereden düştüğünü ise bir türlü anlayamadım. Sonra
Sağ elimde görmüş olduğun parçanın ismi de diferansiyel dişlisi. Ha, onu da dişlerini fırçalamak için getirdin herhalde. Ha? Evet. Ve son parçamız bir adet balata. Aa, arabayı eve soksaydın daha yerinde bir hareket olurdu hayatım. Ne yapalım? Araba sahibi olmanın kaçınılmaz bir sonu. Bak ne diyeceğim canım. Sen araba onarma işini iyice kaptın. Oldu olacak istifanı verip bir iş yeri aç, ekmeğimizi de ondan kazanalım. Kazanacağız hayatım, kazanacağız. Zaten ben de ne zamandır bunu düşünüyordum. Ve bugün de istifamı verdim. Yani karşında 4 saatlik bir araba tamircisi duruyor. Aa! Aa! Ya! Araba Tutkusu'nun Sonu adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Nurettin İyici, yöneten Uğurtan Atakan, efektör Erhan Mesudoğlu. Oynayan sanatçılar: Meltem Oya Küçümen, Cenk Osman Görgen. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.